Joy bana yine mi triplesin? Anne gidiyor mu diyorsun ya? Anne gidiyor mu diyorsun? Geleceğim aşkım, bana bak. Joy. Bana hep malzeme çıktı mı dedi. Bana malzeme çıktı mı dersin dedi. Çok sakin bir vlog oldu bence, sence? Çok malzeme çıktı sana burada. Malzeme mi çıktı? Ama sakallarımız var. Sakalların çok fazla. Bakın dedem sakallarını kesmedi. Aloha. Vallahi arkadaşlar deminden beri nereden çeksem diye düşünüyorum. Açılışı nasıl yapsam diye düşünüyorum. Şu makyaj masamın oradan o kadar kötü ki ring light. Yani hoşlanmadım o ışıktan. Lucy'ciğim de burada böyle yatıyordu. Dedim ki gel seninle açılışı yapalım. Şimdi saat tam olarak 8:23. Dolayısıyla aloha, günaydın. Tabii ki bu videoyu günün ilerleyen saatlerinde izleyenler ya da akşamlar içinde tünaydın, iyi akşamlar, iyi geceler diyeyim şimdiden. Böyle deyince de çok tuhaf oluyor ya. Neyse ben yola çıkıyorum. Kendimi de kadraja tam alaydım, iyiydi. Şöyle yapalım. Lucia! Ben birazdan Marmaris'e yola çıkıyorum. Bu sefer hani bayram dolayısıyla annem, anneannem, dedem işte bir de Lubov'la kızımı da annemin iki köpeğini de yanımıza alıyoruz. Onlar gidecek de beni de zaten çağırıyorlardı. Ben hani bir işlerim vardı, gidebilir miyim, gidemez miyim falan filan derken neyse ben de gideceğim. Çok da güzel olacak. Hem büyük ihtimalle de arabayı ben kullanacağım. Belki böyle bir iki saat anneme vermeyi düşünüyorum. Neyse bütün bunlar olurken de dedim ki ben bunları yaparken, biraz daha şöyle mi yaklaştırsam bu arada? Ben bunları yaparken sizi neden yanıma almayayım? Neden böyle bu yolu ve orada geçirdiğimiz zamanları bloklamayayım? Tarçın avlıyor bu arada birileri geçerken. Neyse yani şöyle bir yandan da şey de düşündüm. Çok mu fazla hani böyle Marmaris vlog oldu hani ard arda çeksem mi çekmesem mi falan filan böyle bir tereddütte kaldım ama sonra çekmek istedim. Hani hem bana anı oluyor hem de siz de izlemeyi seviyorsunuz. Hani gelen yorumlar genelde çok tatlı oluyor. O yüzden bir de her vlog farklı zaten. Hani 100 kere de gitseniz aynı yere sonuçta hem gittiğiniz kişiyle alakalı hem de hiçbir zaman aynısı olmuyor. Ve ben size hani Marmaris'i göstermekten çok işte neler yaptığımızı gösteririm. Marmaris'i de isterseniz gösteririm. Hem genelde geçen sene falan hep böyle yazın gitmiştik. Şu an Nisan sonları, Mayıs başlarına denk geliyor. Böyle arkadaşlar, öyle yani ben yola çıkacağım. Artık birazdan görüşürüz diyorum. Heyecanlıyım. Bu arada neden böyle konuşuyorsun derseniz çünkü oynamamaya çalışıyorum. Yani biraz oynarsam böyle açıyı yakalamak, açı oluşturmak o kadar muhteşem kolay olmuyor her zaman arkadaşlar. O yüzden neyse birazdan zaten görüşürüz. O zaman iyi seyirler. Lucy sen de bir şey diyeceğim mi? Anneanne. Canım. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Hayırlı yolculuklar. Teşekkürler. Lubov nerede? Pardon. Lubov nerede? Lubov yatıyor, uyuyor Lubov. Uy bibiş bibiş. Ha ne abi? Uyandırdın yani. Yağmur yağarken gözlüğü kafanıza takmak muhteşem bir fikir. Şimdi şey gördüm, yavru kediler. Onu göstereceğim. Ya insanlar bakıyor gibime geliyor. Ben hep utanıyorum. Ne olacak bu halim ya? Neyse yavru kediler vardı da. Bu arada biz şeyde durduk. Oksijende durduk şu anda. Ben de koştur koştur arabadan mama aldım. Şöyle göstereyim. O kedilere mama verelim sizinle diye. Kamerayı da arabada bırakmıştım. Onu da alayım dedim. İnanılmaz kalabalık. Göstereyim size. Osman Gazi Köprüsü'nün oradaki oksijende durduk. Bayram kalabalığı resmen. Şuna bakar mısınız? Gel. Gel. Gel bebek. Gel. Kıs 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 kıs. Dede. Senle ben aynı karedeyiz. Aynı karedeyiz.
Ya. Ah. Özledin mi beni? Çok. Doğru söyle. Bizi izleyenlerimize bir bilgi verin. İzleyenlere lütfen dikkat etsinler. Yolda kaldık. Yolda kaldık. Dur bir anlatalım. 2 dakika. Yol yardımı istiyoruz. Yol yardımı istiyoruz. Şey oldu. Şanzıman sıkıntı. Şanzıman. Bir sıkıntı var. Şanzımanda bir sıkıntı var. Araba tekliyor. Yavaş yavaş gideceğiz bakalım gidebildiğimiz kadar. Aynen, şimdi yol yardımı arayacağız büyük ihtimalle. Abi. Bakalım ne olacak. Böyle gidebildiğimiz göreceğiz. Kadar. Bekleyip göreceğiz. Aynen, bekleyip göreceğiz. Yasada durduk şimdi. Telefonu bende mi dursun? Dursun, alıyorum. Yasada durduk, annem aşırı derecede gerildi. Geliyorum. Araba tekliyor arkadaşlar kısacası. Hızlı gidemiyoruz. O yüzden şimdi yasadayız. Bu kadar kalabalık değildir. Aşırı kalabalık da. Burada yemeyelim diyoruz. Ay, zeytinlere bak dede. Ben buna bayılırım. En sevdiğim zeytin. Şimdi 4. kez ya da 5. kez bir yerde durduk. Bu arada dedem elinde kahveyle geliyor. Ben de bu güneş de çok geliyor. Yani gözlüğümü takmak istemedim arkadaşlar. Böyle konuşmak istemedim. Ama böyle konuşunca da gözlerimi kısmak durumunda kalıyorum. Size biraz bilgi vereyim dedim. Dedem geldi. Araba. Evet dediş gel. Gel dediş gel. Konuşuyorum gel. Gel yok. Dedem kahve aldı da. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ben de yine bilgilendirme yapıyordum. Evet. Afiyet olsun. Evet. Şunu diyordum. Araba tekliyor. Neydi? Ne deniyordu buna? Tekliyor. Araba evet. Tekliyor tabii. Tekliyor da bir şey. Silkeliyor diyorlar. Galiba ya mazot. Yani mazot tıkanıklığı var. Mazot tıkanıklığı ya var. Ya da şanzımandan. Ya da egzozlar. Ya egzoz evet. Ya da hani bir tıkanıklık var. Hani mazotla çalışıyormuş hepsini bu araba. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Yapamıyoruz. Silkeliyor, tekliyor. Böyle dur kalk yapıyor. Neyse yani hani ya Manisa'ya gitmemiz gerekiyordu. İzmir'deki teknik servise, yetkili servise götürelim dedik. O 1.5'a kadar çalışıyordu. Öyle oldu, böyle oldu. Şu anda saat 2.30 falan var. Saat 3'e geliyor ya. Evet, biz daha İzmir'e gelemedik ama 100 ile 90 ile hani maksimum 120 ile gidiyoruz. Böyle gidiyoruz arkadaşlar burada. Gerçekten komik. Neyse bir şekilde gideceğiz. Öyle yani hani güzel böyle keyfimiz yerinde. Değil mi dediş? Yollarda da çok oyalandık ya. Oyalandık, duruyoruz her yerde. Tabii, çünkü. Her yerde duruyoruz. Ne yapalım dede? Mazot, bir yerde de şimdi biraz sonra da mazot alacaksın. Mazot aslında yarısı dolu da bir soralım. Şurada yarısı doluysa götürür daha iyi. İzmir daha vardır yani. Bu sarılı olan neydi? Petrol ofisi değildi de. He? Neydi sarılı olan? Adını unutuyorum. Opet değil. Petrol ofisi Opet değil. Opet mi? Aytemiz mi? Yok, o da değil. Bak şu sarılı, kırmızılı olan var bak, ya. Bak göremiyorlar. Bak göremiyorlar bizi. Annen gördü en sonunda. Gördü mü? Aha. Dondurma aldılar. Ben aldım. Kornet. Antep fıstıklı. Böyle. Sanayiye geldik. Dede afiyet olsun. Teşekkür ederim, sağ olun.
Bu sütlaç, şu da şu. Tatlı güzeli kabak tatlısı. Tatlı güzel güzeli. Anneanne, nasılsın? İyiyim. İyiyim ben de. Günaydın. Böyle bir yerde uyandım. Size şimdi bahçeyi göstereyim. Ben bugün denizli evde kalacağım. Burası böyle bahçeli ev. Bir gece burada kaldım. Ben diğer tarafı biraz daha fazla seviyorum ama burası da tabii çok güzel. Size bahçeyi bir gezdireyim mi? Nisan sonlarında bahçe. Ay çok güzel ya. Burada portakal ağaçlarımız, limon ağaçlarımız, muz var. Güllere ben bayılırım ya, gül. Ay çok güzel. Şu kuşu da bilirsiniz. Çok tatlı ötüyor. Şarkı söylüyor. Keşke şöyle kamera çok geniş açı lensi olsa da böyle bütün olarak görseniz, hani şöyle hop diye büyütse bir anda. Burada bir tane meditasyon minderi var, ne alaka ya? Ben de bunlardan alsam mı diye düşünüyordum. Niye buraya koymuşlar acaba? Ha, bayağı kötü bir halde. Peku. Burada bir asmamız var. Ay. Uf, çok kötü dikenli şey, ama battı bakın. Ay ay ay. Şöyle yapayım. Burada da gülleğimiz var. Ay, nar çiçeği ağacı en sevdiğim. Bizim Biga'dan bilirsiniz. Biga vloglarımı izlediyseniz bizim orada zaten nar çiçeği ağacımız var ya. Of, en sevdiğim ağaçlardan biridir. Bunun şu rengine bayılıyorum, şu turuncu. Çok güzeldir ya. Seni çekiyorum. Günaydın. Günaydın. Ne haber, nasılsın? İyi. Ne var ne yok Marmaris'te? Nasıl buralar? İyi, çok güzel burası. Valla konuşamıyorum kamerada. Kamera yok ya, aslında kamera yok, sen bana konuşuyorsun. Sen ne zaman geldin? Bugün ne? Pazar, çarşamba geldin. Çarşamba geldim, evet ben. Sıcak değil ama, değil mi? Burası çok sıcak, çok güzel havası. Öyle mi? Evet. Hoş geldin. Hoş, nasılsın? Hoş. Pazara gittiniz, geldiniz. Evet. Annem yine çıkmak istemiyor arkadaşlar, o yüzden. Pazara gittik yani. Ne güzel üstündeki, tam benlik anneanne elbisen. Tam sen. Gerçekten çok güzel. Evet. Şunları annem Meksika'dan almışmış. Şu gördün mü? Evet, ben de bir tanesini aldım kendime. İyi tam ya. Benlik. Tam sendir arkadaş. Şunu aldın değil mi? Hayır, bendeki daha güzel. Bir şey söyleyeceğim, bak şuraya asmış ya. Bade onları annem size verir mi sanıyorsunuz dedi bana. Hmm. Birini alayım dedi. Şunlar. Dedem nerede dedi? Günaydın. Günaydın. Neler yaptık neler. Pazarlara da gittik, çarşılara da gittik. Ya. Ya. Sarılalım dedi. Evet. Süsleneyim, püsleneyim de öyle çek. Sen mi, ben mi? Benim sabah tipime bak. Hala suratım şiş. Çok doğal halimle çıkıyorum ben de, dede ya. Çok nefis ya. Ama ya. Canım benim, canım benim. Yarın bayram, elini öpeceksin yani. Tabii öpeceğim, yarın bayram. Bugün 1 Mayıs mı, 30 Nisan? 1 Mayıs bugün işçi bayramı. İşçi bayramımız... Emekçi bayramı. Çalışanların bayramı. Emekçi, işçi, kadınların, bayramı. Erkeklerin, herkesin bayramı kutlu olsun. Kutlamak ister misin dedi. Tabii ki bütün çalışanların, emekle çalışanların, bütün emektarların. Bayramları herkesin. Kutlu olsun. Galiba. Kutlu olsun, mutlu olsun. İşçi bayramı, dayanışma. Bir şey söyleyeceğim, kulağında şey var ya. Evet. Cihaz böyle öptüm de o cihaz öttü. Ötüyor mu? Ötüyor. Öter.
O ötüyor ya. Dedeciğim ya, dedeciğim ya. Bak gel orada yeni dünya ağacı var. Bak gelsene. Annem dedi onu göstersene bana. Yani bir de anne. Ne aldınız? Anneanne bana gösterin aldıklarınızı. Evet, çok şeyler aldık. Size de göstereceğim. Elma aldık. Her şey aldık ya. Yeni dünya ağacı sabah annem de bahsetti. Ye bak şimdi. Ye bunu. Sen ye dedi bir, ben de yerim ya. Nefis. Şimdi daha kahve falan içeyim bir. Doğal doğal. Oh oh oh, afiyet olsun. Organik organik. Bakayım bir nasıl rengi falan, bir organik. Göster içini. Bak. Dalından alırken çek. Dalından alırken çekiyorum. Dede artık kameraları oynuyorsun. Yakında artist oldun. Ya. Aslında şu yukarıda da çok var baksana. Her tarafında var. Giderken toplayalım bunları. Ya. Toplayalım. Bana da verirsiniz. Ya bak şunu bir ye ya. Bir şöyle. Tamam tamam yiyorum ya. Bir şey olmaz, tamam ya. İçini sor, içini sor. Kabuğuyla mı yiyorsun? İçini ye. Kabuksuz. Aslında tam yenir de. Ama biraz ekşi hala bence. Biraz daha şey oldu. Biz gidince arada olur. Güzel. Ama bence biraz daha olsun. Sulanmış yani. Evet evet. Bayağı güzel. Sırf şey, vitamin. Aynen. Ya bu. Ay size bir de şu çağlaları göstereyim diyorum ama dedem kartlaşmış dedi. Şöyle görebiliyorsunuz değil mi? Bu da badem ağacı aslında tabii ama şu anda çağla o. Hepsi. Pazar alışverişi. Ne aldınız? Dereotu, dört yapacağız. Bu sarımsak, bu soğan değil mi anne? Sarımsak. Ha, sarımsak ama taze sarımsak. Taze sarımsak. Ay hepsi torba içinde. Şurada domatesler var galiba. Tabii daha yeni geldi. Size de göstereyim. Sütlaç mı yapıyorsun? Evet. Biri şekerli, biri şekersiz dedin, evet, değil evet. mi? Evet. Ben şekerli seviyorum ya sütlaç. Bence sütlaç biraz şekerli olmalı yani. Şekerli olurdu. Evet. Eskiden hep güzel, yani çok böyle şekerli yapıyordum. Evet. Sonra hep şekersiz yapmaya. Şeker sağlıklı değil ama ben diğer türlü yiyemiyorum. Bunlar bekleyecek tabii daha. Anneanne sen sevdin mi burayı? Nasıl buldun? Çok sevdim. Sevmez miyim? Çok çok sevdim kardeşim. Güzeldi. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Ben de severim. Ama deniz olan ev daha güzel. Ha? Deniz olan ev daha güzel. Bu akşam böyle yıldızları izleyelim iskeleden. İzleyelim. İskelede oturalım. Evet. Evet öyle. Biz dedemle tavla oynarız belki. Tamam, tamam. Dede akşam kaybetmeye hazır mısın? Evet hazırım. Kaybetmeye. Kaybetmek yok. Kaybetmek yok. Ben bunları almıştım, bayağı oluyor. Evde giyerim diye aldım hatta. Sonra olmadı, dışarıda giyerim dedim. Sonra beğenmedim, birine verecektim ya da satacaktım. Annem istedi. Hadi görüşürüz Badeciğim. Şöyle göstereyim. Kaba geldi bana ya. Duş aldım. Hiçbir şey sürmedim. Yani böyle bir tuhaf hissediyorum ya. Yani tabii ki zaten eskiden ben hiç BB krem falan da sürmüyordum yüzüme de. Şimdi uzun zamandır kullanıyorum ya. Böyle hiçbir şey olmayınca güneş kremini tabii ki de sürdüm. Onun dışında bir tuhaf hissediyorum. Neyse. Şimdi Dilara'ya gidiyoruz. Orada bir kahvaltı edeceğiz. Ya şu sese kendinizi bırakın arkadaşlar.
Mustafa abim. Yani. Mustafa abim. Dilara'cığımız. Ah, canım her Mustafa şey, abi. Sen aç kapı sokağı. Yap dedi işte takan olacak. Çok sevindim. Dede ve anneanne el ele tutuştunuz ya demin. Evet. Yapmak ister misiniz yine? Poz verdiniz ya. Niye tutuşun ya? Utanıyorsun galiba. Ben geçenlerde bir vlogda yani Marmaris vlogunda Dilara'nın bu yerini çekmiştim. Şimdi yeni şeyler gelmiş de onları da göstereyim size. Yeni ürünler. Bakın şapkama. Deko. Deko. Dilara annem hediye almış da hiç benim tarzım değilim. Annemin çok tarzı olan bir şeyler. Aman düşmesin. Dikkat et, dikkat et. Şöyle. Annem bayılır böyle. Dede keyfin yerinde bakıyorum. Uzatsana parmağını. Bugün 1 Mayıs arkadaşlar. Baya serin ama çok güzel. Çok güzeldi. Şu an herkes uyku halinde. Bade bunlar tere değil mi? Yok, pazı. He pazı. Ay pazıyı ben hiç bilmem. Bunu biliyordum. Bu neydi? Bu kuş. Kuş konmaz doğru. Evet, kuş konmaz. Sen ne yapıyorsun? Ben şöyle deri otu var. Pazı, bu deri otu. Bunu biliyorum. Bu da semiz otunun mu sapı? Atıyor mu? Ne? Ben de bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Böyle alıştırdım seni. Bak ben araları. Evet, oğlum da alıştırdım. Aloha tekrardan. Ya. Ay, şurada arı var. Şurada da çiçekler var. O kadar tatlılar ki. Petunya değil de siklemen değil. Neydi o? Sardunya. Sardunyalar. Şöyle tutayım. Çok tatlı. Yani ben normalde çok fazla sardunya sevmem aslında ama en dayanıklı çiçeklerden biri o. Şimdi saat 7-7.30. Ben aslında bugün, dün akşam işte geldik. Hem sizi biraz bilgilendireyim hem de biraz konuşalım istedim. Şey diyordum, şimdi saat 7-7.30 civarı. Az önce anneanneme Access Bar seansı hediye ettim. Bana da çok iyi geldi, anneanneme de çok iyi geldi. Yani çok iyi hissettim kendimi dedi. Ay çok güzel arkadaşlar. Yani Access'le ilgili her şeyi sizinle paylaşmak için can atıyorum öncelikle. Ama biraz daha eğitim almak, biraz daha ben sindirmek istiyorum. Daha bir ay kadar oldu hani gireli. Çok şeyler açılıyor bende. Anneanne gel. Kimle konuşuyorum mu diyorsun? Ben de içeceğim. Geliyorum şimdi. Depo sesi geliyor bu arada. Neyse o yüzden yani sakinliğim o yüzden. Saat 7-7.30 civarı. Bugün aslında güneşin batışını iskeleden izlemek istiyordum. Çok istedim ama bayağı serin hava. Dedemle anneannem de bugün kaybolmuşlar. Bir yerlerde yürümüşler böyle yarım saat, bir saat. Buralarda hep dağ, tepe, bayır.
O yüzden hani çok yorulduk falan dedi. Ben de zorlamak istemedim. Tek başıma da güneşin batışını izlemek istemedim. Yarın hani böyle beraber izleyelim dedim. Annem işte, dedemler, anneannem falan. Öyle. Onun dışında bir şey daha vardı aklımda. Ha, bir de iskeleler var ya buralardaki. Yani bütün Ege kıyılarındaki iskeleler numaralandırılmaya başlamış ve yıkılacakmış. Ona üzüldüm. Moralim bozuldu. Ama bir hayır vardır diyorum. Yani tabii ki sadece bizim iskele değil, yani bütün iskeleler ve bizim zaten küçük hani iskele. Ama yine de iş görüyordu. Bir de benim hiç hani böyle bir evin önünde iskele olma durumu olmamıştı daha önceden. O yüzden çok hoşuma gidiyordu orada böyle yıldızları izlemek, özellikle denize girmek yazın falan. Neyse, vardır bir hayır. İşi olanları tabii ki de hani iş anlamında etkileyecek. Sonuçta oradan para kazanan bir sürü insanlar var şezlonglardan. Bilemiyorum artık, hayırlısı diyorum arkadaşlar. Neyse işte böyle konular. Çok mu neyse dedim. Demiş olabilirim. Başka da mutluyum ya. Çok iyi. Umarım hepiniz çok neşe dolu hissediyorsunuzdur diyeyim. Birazdan biz yemek yiyeceğiz. Sonra belki dedemle bir tavla oynarız. Annem de aslında oynamak istiyor da annem çok hırslı oynuyor. Ben o yüzden dedemle oynamayı daha çok seviyorum. Kendimi çok sakin hissediyorum. Size de geçti mi? Geçti mi size sakinliğim? Çok böyle şeyim, yumuş yumuş hissediyorum kendimi. Öyle güzel. Ha, bir de şey, BB krem sürmedim. Bakın hemen pembe pembe. O kadar alışmışım ki bu BB krem, yani özellikle Erborian sürünce inanılmaz oluyor böyle. 2-3 saat sonra böyle yiyor, bir şey oluyor hani. O pigment hani zaten o yeşiller patlıyor, direkt cildinizin rengine dönüyor ya. Sonra oturuyor bence. İnanılmaz böyle pürüzsüz yapıyor cildinizi. Böyle olunca biraz beyaz, bir de biraz pembeli geldi. Bu sabah işte onu düşündüm. Bu sabah aynaya bakarken bunları düşündüm. Öyle işte arkadaşlar, derdimiz bu olsun valla. Selam. Dedemin haber saati değil mi dede? Evet. Haber saati şimdi. Günaydın. Bugün 3. günümüz oluyor. 3. günden alaha. Şu an 10:05 geçiyor falan saat. Deniz bayağı turgun. Dedem yine bahçesinde. Dede, domatesler değil mi onlar? Bunlar domates, bunlar biber. Bunlar da bakla. Bunlar bakla. Onlar soğan, sarımsak. Nerede soğan? Ha, şunlar soğan, sarımsak, evet. Herkese mutlu bayramlar bu arada. Bayramın birinci günü. Sağ ol. Yok, biz herkesin bayramını kutlayalım diye dedim. Kim? Biz. Ha? Bu videoyu izleyecekler ya. Ha, ha. Biz bayram kutlayalım diye dedim. Anneannem anlamadı. Anlamadı. İlk bayram diyorsun, videoda izleyecekler diyorsun. Yok, ilk bayram değil. Biz bayram kutlayalım dedim. Dedem var ya, kameralara çok alıştı. Ye dedeyi, aferin. Afiyet olsun. Bu kazıklı şeyler koymuş. Ya ben onu sevmiyorum. Dün böyle burada kuşkonmaz gibi bir şey var ama kuşkonmaz değil. Ondan yaptı annem omlet de. Kabuklarını koymuş. O çok sert. Yani. Onun kabuğu dediğin o sap işte dede. Ben sap, ondan sap. Yiyemedim. Evet, sap ya, yenmiyor. Ya. Bence de yenmiyor. Ama o sadece sap. Onu koymayacaktı. Niye koymuş? Soğan da yaptı. Ben sevmedim zaten dedim. Ne oldu soğan? Mutlu bayramlar demek ister misiniz dede? Çok teşekkür ederim. Mutlu bayramlar. Herkese mutlu bayramlar. Ali'nin selamı var hepinize. Ali var ya, Ali. Ali'nin hepinize selamı var. Şu tavlanın güzelliği. Afiyet olsun dedem. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Biz şimdi tavlaya oturduk. Hava aşırı soğudu. Yani yağmur yağacak da yağmıyor gibi. Saat şu an kaç? Size de böyle saat. Şu an saat işte şu ve günlerden şu falan hep böyle bilgi veriyorum. 5'e çeyrek var ve pazartesi günü, bayramın ilk günü zaten biliyorsunuz. Neyse, şey, baya rüzgar var. Göstereyim size. Dedemle tavla oynayacağız. Hadi bakalım.
Gerçekten yağmur yağacak da yağmıyor gibi. Aloha, günaydın, tünaydın diyorum ve bugün ben dönüyorum arkadaşlar. Normalde yarın dönecektim ama bugün döneceğim. Çünkü bayram olduğu için bugün bayramın ikinci günü, salı günü. Yarın yani son günü olduğu için biletler aşırı pahalıydı ve birçoğunda da zaten yer yoktu. O yüzden de ben de bugün akşam yani 10 uçağına yer buldum işte. Gece döneceğim. Yapacak bir şey yok. Burası çok güzel. Gerçi dün ve bir önceki gün, yani cumartesi geldik. Pazartesi bayağı böyle soğuktu. Dün bayağı rüzgarlıydı. Hani ben Marmaris'te hiç böyle bir hava görmedim ama tabii ki de Mayıs başı. Dolayısıyla Mayıs başında da ilk defa geliyorum. Bir de fırtına çıkacak falan demişler biz gelmeden önce. Ben bilmiyordum. Neyse. Sorun yok. Anneannemle, dedemle, annemle zaman geçirdik. İşte güzel oldu. Özellikle anneannem ve dedemi böyle hani ayrı yaşadığımız için uzun uzun çok fazla göremiyorum Biga dışında ya da arada onlara kalmaya gidiyorum. O açıdan güzel oldu. Yani aslında vlog bile çekmek istemiştim. Çünkü Sima Adası'na geçecektik biz buradan. Hani onları falan da size gösteririm. Biraz da değişiklik olur dedim. Ama kısmet olmadı. Hani bir daha geldiğimizde bir de Datça'dan geçiliyormuş Simi'ye. Sanıyorum Marmaris'ten Rodos Adası'na geçiliyormuş. Bir de ben hani böyle günübirlik istemedim açıkçası. Çünkü bizim buradan Datça'ya gidiş bir 2-2,5 saat falan sürüyor. Bir de zaten virajlı yollar. Hani öyle günübirlik değil de en azından bir gece kalalım istedim. O yüzden bilmiyorum, belki ayarlayabilirsek bu yaz yapabiliriz. Güzel olabilir. Neden olmasın? Ben açığım yani. Hayatta birçok şeye açık olmak bence iyi hissettiriyor. Ben en azından seviyorum. Özellikle söz konusu maceralar olunca neden olmasın? Böyle. Neyse, böyle hani size tabii şu an kapanışı yapmıyorum. Çünkü bugün de anneannemlerle, dedemlerle kahvaltı edeceğiz. Bir yere gideceğiz. Bayağı güzelmiş işte, böyle yukarıda, yükseklerde bir yer. Oraya gidersek eğer zaten sizi de götürürüm. Bakalım, ondan sonra da sizinle paylaşırım zaten neler olacak, neler bitecek diye. Ama böyle bir bilgi, güncelleme yapayım dedim. Bugün evet dönüyorum. Şimdi birazdan da yoga yapacağım. Ya yoga yaparken de çekmiyorum açıkçası. O büyük tripodumu yanıma almadım. Bir de yani bir 5-6 kilo vermeden çekmek istemiyorum yoga kıyafetlerimle böyle. Fit halimi görün istiyorum. Daha böyle fitleşeyim. Aslında fitleşiyorum biliyor musunuz? Ha, yoga ile ilgili yani onu söyleyeyim ben size. Tamam yani bu benim takıntı haline getirdiğim bir şey bu arada. Hani gerçekten bu artık obsesif olduğum bir konu ama. Şeyi söyleyeceğim. Yoga yaparak kesinlikle sıkılaşıyorsunuz. Annem, anneannem geldi şimdi. Neyse böyle. Şimdi diğer eve geçiyoruz. Günaydın. Kraliçe geldi. Günaydın. Canım. Kahve ister misin dedi şimdi günaydın. Çay içiyorum ben. Kahve istemiyorum. Sağ ol. Tamam, afiyet olsun. Çalıştın. Bak yoruldum çalıştım. Ya sen bak, var ya. Bak domatesleri ne hale getirdin. Çapaladın. Süper. Yelekle yaptıysan tabii terlemişsin. Yelek yok canım. Şey. Bu bahçenin neyi bu? Limon mu? Limon ha. Burada uf. Ağaçta buldum ben onu. Getirdim. Dede daha küçük olsaymış.
Şimdi yemeğe gidiyoruz, bir şeyler yiyeceğiz. Bayağı güzel zeytin. Yeni bir arkadaşımız var oğlum. Bak bana ya, bak bana oğlum. Gidiyorum, dur. Lastik patladı şimdi de. Çok komik. Gelirken de giderken de bir şeyler. Kapanışı yapmaya geldim. Bir vlogun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada o videoyu, yani daha doğrusu vlogu ben Nisan sonu Mayıs başında çekiyorum dedim. Yani bir ay olmuş şu an çünkü bugün Haziran'ın 4'ü. 4 Haziran. Neyse, kapanış çekmeyi unutmuşum. Olur böyle şeyler. Şimdi az önce videoyu izledim. Kapanışı da yapayım dedim. Bir de şunu söyleyeceğim. Hani ben izlerken biraz onu fark ettim de. Zaten hani videoda da söylüyorum, vlogda da. Normalde Simi Adası'na falan gidecektik işte, böyle hani annemle biraz daha hani sadece Marmaris vlogu olmayacak ya da böyle hani sadece anneannemle dedemle zaman geçirmeceden çok, hani daha doğrusu onun da yanı sıra böyle işte Simi Adası'na falan gideriz, bir farklılık olur diye ilk başta vlog çekmek istedim. Sonra planlar değişince de hani dedim artık başladım, bitireyim. O yüzden diğer izlediğiniz vloglardan biraz farklı olabilir. Beni bir tık daha fazla görmüş olabilirsiniz. Hani onun için umarım hani sizin de hoşunuza gider diyeyim. Hani çünkü ben de böyle yer yer konuştum, ettim falan normal vloglardan bir tık daha fazla. Size böyle Marmaris'i hani detaylıca göstermek istemedim. Zaten Marmaris'le ilgili çok fazla vlog olduğu için. Bir o. İkincisi de ben izlerken yine böyle hani biraz hızlı mı acaba kamerayı hareket ettirdim dedim. Olabilir. Yine bu vlogda biraz sanki öyle oldu gibime geldi. Neyse, olabilir arkadaşlar. Bu hayat, böyle şeyler olabiliyor. Bir dahaki sefere böyle bir tık daha da yavaş. Aslında yavaş çekmeye de çalışıyorum ama belki tez canlı olduğum için, belki böyle sabırlı olma konusunda çok harika olmadığım için hani hızlı hareket ettiriyorum. Affola diyorum. Biraz daha o konuda dikkatli olurum tabii ki de, eğer ki böyle hani izleyen bazılarınızı rahatsız etmişse diye söylemek istedim. Çünkü neden? Çünkü ben böyle aşırı hassas, manyak bir tipim. Ama Access'e başladığımdan beri, bu Access Consciousness işte, size ara ara bahsediyorum. Hatta ne olmuş yani podcast'te de bu arada bir bölüm geldi. Dinlemek isterseniz hani orada biraz bilgi paylaştım. İlerleyen günlerde bir video da gelecek. Oradan da biraz daha bilgi edinebilirsiniz diyorum. Kısa bir kapanış yapacaktım ama konu nerelere gidiyor. Neyse, izlediğiniz için kocaman 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 mahalo diyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. Sizin varlığınıza bayılıyorum. Her biriniz sandığınızdan çok 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 daha güçlüsünüz. Ve eğer ki hani kendini güçlü ya da yalnız hissedenleriniz varsa diyorum arkadaşlar, asla yalnız değilsiniz.
şey vardı ya, you never walk alone, hani asla yalnız yürümeyeceksin. Gerçekten öyle. Hayatta paylaştıkça daha da güzelleşiyor. O yüzden varlığınıza minnettarım diyorum. Aynı zamanda Instagram'dan takipte kalmak isterseniz, daha böyle oradan hani storyleri anlık zaten paylaşıyorum. Buraya ya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakıyor olacağım. Bu videoyu, bu vlogu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da gelen videolardan da haberiniz olur. Ben bu arada bu vlog çekme işine bayıldım. Aşırı sevdim. Yani hani böyle... Her gün her gün değil ama haftada 1-2 vlog çekebilirim. Ben çok keyif alıyorum ve hani biraz biraz böyle elimde kamerayla gezmeye de hani insanlar böyle tip tip bakabiliyor çünkü. Ona da daha da alıştım. O yüzden hani siz de seviyorsanız, böyle kardelen ne olursa olsun hani vlog çek diyorsanız, yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. O zaman haftaya bambaşka bir videoda, bilmiyorum vlog olabilir olmayabilir artık ne geliyorsa. Hindistan'a gittim bu arada. Hindistan vlog gelecek o yakında. Görürsünüz zaten, sürpriz olsun. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Kahveler içiliyor mu arkadaşlar? Çok sıcak. Bugün hava ekstra sıcak. Şimdi ben bulaşık yıkayacağım. Dur, kahveler içiliyor mu dedim ve... Şerefe. Gerçi kahve içiyoruz ama ben olsun. Kahvede de ben yapıyorum ya. Hani Şerefe falan diyorum, arkadaşlarım ne alaka kardelen diyor. Ben yani bir alaka olmak zorunda mı? Her şeyi bir anlam yüklemek zorunda mıyız? Bazen saçmalayamaz mıyız yani? Ben severim saçmalamaları. Neyse. Bulaşıkları yıkayacağım, çıkacağım. Aşırı nemli. Evet, sıcağın da ötesinde nemli. Bu çıkmam gerekiyor sesi. Bir de şey aldım. Etek aldım ama short etek. Çok sevdim. Çok rahat. Trendyol'dan aldım. Bende link mink yok. Hani belki bir gün bilmiyorum verirsem. Ama hani bunu bayağı severek giyiyorum. Dileyenler olursa bu arada hani Instagram'dan yazsın, paylaşırım tabii ki de. Öyle yani benim aldığım linki paylaşırım. Tabii ki de komisyonsuz bir şeysiz zaten. Göstereyim size istedim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle alayım. Short etek. Tercan. Ya beni geçiriyor resmen ya. Tercan. Bak bana. Bak bana. Ne yapıyorsun?